Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle telefon kılıfı çalışması yapacağız. Şuraya bir püskül detayı çalıştım. Bunu da birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu askısını siz kendi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Kendi boyunuza göre. Ve modelini de yine kendi istediğiniz kordon modelini uygulayabilirsiniz. Benim yapacağım kılıfta bugün bu modeli uygulayacağız. Gayet basit, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Aynı zamanda çok rahat ve kullanışlı bir aksesuar arkadaşlar. Cep telefonunuzu içine koyarak rahatlıkla taşıyabileceğiniz çok kullanışlı, şık bir aksesuar. Şimdi yapmaya şuradan tabanından başlıyoruz. İlk etapta ben şöyle lase bir ip kullanıyorum. Bu ipler kiloluk satılıyor arkadaşlar. Sihirli Eller Örgü Evi Instagram sayfasından kiloluk olarak temin edebilirsiniz. 2,5 numarada tığ kullanıyorum. Arkadaşlar şuradan tabandan örmeye başlıyoruz. Bunu kendi ipinizin kalınlığına ve elinizin ayarına göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben burada 20 tane zincirle başlıyorum. Kendi telefonuma zinciri çekerek şu şekilde ölçüyorum ve ona göre başlıyorum. Siz de kendi ipinizi kendi telefonunuzun genişliğinde ayarlayarak yapabilirsiniz. Şimdi 20 tane zincir çekiyorum. Şöyle bu ilk zinciri bağlamayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane zincirimi çekiyorum. Çok aşırı sık çekmeyin zincirinizi. Şimdi ikinci zincirin içine şu şekilde batıyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha batıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Üç tane batmış oldum. Şimdi şu zincirlerin şöyle yan taraflarına batarak tek tek sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde 18 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 18 tane zincirimizin yanlarına batarak 18 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde 18 tane sık iğne yapalım. Şimdi arkadaşlar bu son zincire tekrar yine 3 tane batıyorum aynı yere. 1 2 3 taneyi batıyorum. Şu şekilde bir tarafını örüyorum. Şimdi yine karşısına batarak devam edeceğim. Şimdi şu hemen şu ilk zincirin diğer katına batarak bu tarafa da 18 tane sık iğnelerimi yapıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde batıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 18 tane de bu tarafa yaptım. 18 tane bu tarafta 3 ve
3 olarak aynı yerlere battım ve sıra başına kadar geldim. Şimdi şu ilk sık iğnemin tepesine şöyle batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde tabanımızı yapmış oluyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Hemen şu yandaki sık iğneye batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu defa şöyle bir sık iğne atlıyorum, diğerine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine bir sık iğne atlıyorum, yandakine batıyorum. Tekrar 2 zincir, bir sık iğne atlıyorum, yandakine batıyorum. Bu şekilde 2 zincir çekerek ve bir sık iğne atlayarak köşe noktasına kadar ilerleyelim. Şöyle arkadaşlar, yine köşe noktasına geldik. 2 zincir çekiyoruz. Burada şu şekilde arkadaşlar, yine aynı sistemde, burada atlamıyorum köşe olduğu için, hemen yandakine batıyorum. Burada dönüş rahat olsun diye köşe noktasında atlamadım bir tane. Tekrar yine bir sık iğne atlayarak diğer köşe noktasına kadar ilerliyoruz. 2 zincir, bir sık iğne atlıyorum, yandakine batıyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, bakın tam başladığım noktaya geldim. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. Hemen şu ilk çektiğim zincirin içine batarak devam ediyorum. Buradan sonra yapacağımız hiçbir işlem yok. Sürekli 2 zincir çekiyoruz ve bu ortaya batıyoruz. 2 zincir, tekrar önceki çektiğim zincirin ortasına batıyorum. Artık bu şekilde 2 zincir çekerek sürekli böyle dönerek işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle, ben daha önce yaptığım çantayı şöyle bitirdim. Buraya 29 sıra örüyorum. 29 sıra ördükten sonra benim çantamın boyu gelmiş oluyor. Şu şekilde bir örgü oluşuyor arkadaşlar, bakın. Hep zincirlerin ortasına dönerek, başlama noktası yok, dönüşler yaparak örüyoruz. Daha sonra şöyle çantamızın tam orta noktasını buluyorum ve bir sırada şu şekilde trabzan gidiyorum. Burada şöyle 2 zincir çekiyorum. Hemen aynı yere batıyorum. Yandaki boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar yandaki boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Yine yandaki boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün boşlukları trabzan yaparak başladığım noktaya kadar ilerliyorum arkadaşlar. Tekrar bu başladığım noktaya geldiğimde yine bu trabzanın tepesine batıyorum.
Şu şekilde ilmek kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine bir sırada şu şekilde sık iğne gidiyorum. Bunu da yine aynı sıra başına kadar, buraya kadar sık iğne olarak yapıyoruz. Arkadaşlar, tekrar başladığımız noktaya geldik. Burada yine şu ilk sık iğnemin tepesine batarak şöyle ilmek kaydırma yapıyorum ve çantamın ağız kısmını da yaparak bitiriyorum. Şimdi bu sap kısmına geçiyoruz. Sapı için hemen şöyle yine tam kenar burası bir tane doluyorum ve şuraya arkadaşlar bakın, şöyle tam yana denk geldiği için burayı 3 tane dolduruyorum. Tekrar bir tane daha batıyorum. Hepsini topluyorum. Biraz uzatıyorum. Aynı liflerde uyguladığımız fıstık modelini yapıyoruz. Doluyorum. Bir defa daha batıyorum. Tekrar hepsini topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Tekrar batıyorum. Doluyorum. Bir defa daha batıyorum. Tekrar topluyorum. Hepsini birden çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Eğer farklı bir kordon çalışması yapmak isterseniz o şekilde de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir teknik denedim ve gayet de şık oldu şu şekilde. Şimdi bunu siz kendi istediğiniz uzunlukta örüyorsunuz ve tekrardan buradaki şöyle tutuyorsunuz ve şurada tam orta noktaya, şuraya belirliyorsunuz batacağınız yeri. Şu şekilde çekerek bir tane sık iğne ile buraya birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra tekrar bu fıstık modelinin içinden geçerek hemen yandaki sık iğneye batarak şu şekilde bir kere daha geçiyorum ve bu şekilde burayı sağlamlaştırmış oluyorum. Ben şimdi size burayı nasıl tutturduğumu göstermek için sapın tamamını örmedim. Şöyle arkadaşlar. Bunu isterseniz dikerek de tutturabilirsiniz siz zorlanırsanız. Şimdi bir de bu şeyin püskül nasıl yapılıyor onu gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar, püskülü yapmak için isterseniz bir kalıp kullanabilirsiniz. Şöyle bir miktar ip kesiyorum. Buraya boncuğu isterseniz takmayabilirsiniz. Ben süs olsun diye buraya boncuk taktım. Şimdi ben şöyle parmaklarımın uzunluğu yeterli geldiği için şu şekilde elime sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 defa sardım ve buradan ipimi kestim. Tekrar buraya püskülümü şu şekilde bağlamak için şöyle arkadaşlar, şu şekilde bir ip kesiyorum ve buraya bunu şu şekilde sıkıştırıyorum. Daha sonra püskülümüzün şu ağız kısmını şöyle düzeltiyorum şu şekilde ve buradan yine bir miktar ip kesiyorum. İpin ucu yukarı bakacak. Şurada da şöyle arkadaşlar, yukarı bakacak. Şurada bir tane halka oluşturuyorum ve püskülümü sarmaya başlıyorum. Şu şekilde sarıyorum.
Birkaç defa sıkıcana saralım. Ve buradaki halkaya bu ipimin, sardığım ipimin ucunu şu şekilde tutturuyorum ve şu yukarıda bakan ipimi yukarıya doğru çektiğim zaman püskülümün şu aşağıda kalan ipini yukarıya çekmiş oluyorum arkadaşlar. Şuradaki fazlalık ipi de kesiyorum. Şimdi şuradaki ipi de kesiyorum. Artık burası sağlamlaştı. Herhangi bir şekilde çıkma yapmaz. İplerimin ucunu da şu şekilde kesiyorum. Arkadaşlar bu iplerin ucunu güzelce düzenliyorum şu şekilde. Ve daha sonra çakmakla yakıyorum. Çünkü ipim hafif sökülüyor. Sökülmemesi için şöyle çakmakla uçlarını şu şekilde yakıyorum. Ve daha sonra isterseniz şu boncuk aparatını takabilirsiniz. Şöyle püskülümün üst tarafına birkaç tane düğüm atıyorum. Şu şekilde. Kaç tane ne kadar sarkmasını istiyorsanız o kadar uzunlukta düğüm atabilirsiniz. Böyle. İsterseniz buraya boncuk, buradan boncuk takarak buraya takabilirsiniz. Şimdi püskülümüzü de şu şekilde hemen uçlarından şöyle arkaya alıyorum. Hemen şu sık iğnenin diğer yanından çıkarak diğer ucu da arkaya alıyorum. Ve şöyle arkadaşlar şurada sabitliyorum püskülümü şu şekilde burada sıkıcana bağlayarak fazla kalan ucu da içeride kaybediyorum şu şekilde bakın şu şekilde püskülümüzü yerleştirmiş olduk. Dediğim gibi buraya istediğiniz kadar boncuk takabilirsiniz. O size kalmış. Benim elimde boncuk olmadığı için buraya boncuk takmadım. Boncuğun takılışı zaten çok kolay. Bu zincirin üzerine geçiriyorsunuz. Bağlanışı da aynı bu yaptığım gibi. Püskülün uç kısımlarını da isterseniz isteğe bağlı boncuk takabilirsiniz arkadaşlar. Çalışmamızın burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah başka çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonunu açık tutarsanız yayınladığım videolardan haberdar olursunuz. Hepinize kolay gelsin. Şimdilik hoşça kalın.